değerli kardeşlerimiz. Sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Büyük günah işleyenler kafir olur mu? Bununla ilgili ayet var mı? Bir defa büyük günah işleyenlerin kafir olmayacağıyla ilgili ayetler vardır. Bunun delillerini şöyle sıralamak mümkündür. Bir, bir defa iman kalbe ait olan bir özelliktir. Madem ki insan inanarak imana girer, Öyleyse inkar ederek imandan çıkar. İnkar etmediği sürece iman esaslarından herhangi birini inkar etmediği sürece o insana kafir denilmez. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın şirkten başka bütün günahları bağışlayabileceğini bildiren bir ayet-i kerime de bunun en açık delilidir. Bakın ayet-i kerimenin hem geçtiği yeri hem de mealini bizzat okuyalım. Allah kendisine şirk koşmasını affetmez, bunun dışındaki günahları dilediğine affeder. Yani bunun dışındaki günahlar denilince şirkten başka. Bakın Allah'ı inkar etmek, Allah şirk koşmanın dışında ne kadar günah olursa olsun Allah onu affedebilir yolun açık olduğunu ifade ediyor Nisa suresi. 116. ayet-i kerimede. Burada geçen ma dune yani bunun dışındakilerin hepsi manasına geliyor. Şirkin dışındaki, kendisine şirk koşulmasının dışındaki bütününü affeder anlamına geldiğinden ne kadar günahkar olursa olsun bir insan asla kafir olmayacağından günahlar affedilmeye açıktır. Tabi dünyadayken inşallah tevbe eder, Rabbimiz affeder. Ama tevbe etmeden günahkar ölürse, imanla ölürse, onun da cezasını ya kabirde, ya haşirde ya da cehennemde çekmekle kirlerinden arınır ve ondan sonra Cenab-ı cennetine koyar. Bununla ilgili büyük günah işleyenlerin kafir olmayacağı ile ilgili ayetlerden birkaç tanesini sizinle paylaşalım. Birincisi, ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, şans okları, Şeytan işi pisliklerdir. Sayılan günahlar büyük günahlar. Ama o günahları işleyenlere hitap ederken Allah ey iman edenler diyor. Yine ve in taifetan min el eğer iki grup müminlerden iki taife, iki kesim biri biriyle savaşırsa, dövüşürse müminin mümini öldürmesi haram. Peki Allahu Teala müminlerin birbirlerini öldürmelerine karşılık onlara ne özelliğini söylüyor? Mümin vasfını. Müminlerden iki grup. Dolayısıyla büyük günah işleyene Cenab-ı Hak mümin tabirini kullanmakla onların imandan çıkmayacağını, günahkar olacağını ifade buyururlar. Yine ey iman edenler öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Bu tür ayetleri incelediğimizde Allahu Teala öldüren kişiye kardeşiniz diyor. Yani öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Bir mümin bir mümini öldürdü. Sonra diyor o öldüren mümin öldüren kardeşiniz diyor ayette. Dolayısıyla hem hitabında müminler diyor hem de bu bununla ilgili ayetlerde öldürene kardeşiniz diyor. Peki müminler ancak kardeştir ayeti kerimesini dikkate aldığımızda demek ki adam öldürmek büyük günah olmakla beraber onu kafir yapmıyor ve imanını kalbinden çıkarmıyor. Buna dikkat aldığımızda ayeti kerimeler büyük günah işleyen müminlerin asla kafir olmayacağını mümin olacaklarını net bir şekilde ifade buyurur. Bununla ilgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Zer Efendimiz'le yaşadığı çok orijinal bir örneği mutlaka burada paylaşmak gerekiyor. Ebu Zer olay uzun. Ebu Zer Hazretleri Peygamber Efendimiz'in yanına gidiyor. Sonra baktım ki diyor beyaz bir elbise içerisinde istirahat buyuruyorlar. Sonra tekrar gittim. Neyse Peygamberimiz uyanmış. Dedi ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam La ilahe illallah diyen ve bu inanç üzerine ölen hiçbir kimse yoktur ki cennete girmesin. Peygamberimizin bu sözünü duyunca yani la ilahe illallah diyerek iman etmiş ve o iman yani bu la ilahe illallah derken peygambere iman etmesin anlamında değil. Yani Allah'a iman etmekle beraber iman edilmesi gereken bütün iman esaslarına iman etmiş ve bu iman üzerinde ölmüş olan bir kimseyi Cenab-ı Hakk'ın mutlaka cennetine koyacağını müjdeleyince Ebu Zer Hazretleri demiş ki Ya Resulallah zina etse hırsızlık yapsa da mı? Hani müjde ile aklındakini birleştiremiyor. Peygamber Efendimiz evet buyuruyor. Zina etse de hırsızlık yapsa da yani iman etmiş, iman esaslarını kabul etmiş, zinanın da hırsızın haram olduğunu kabul etmiyor. Buna rağmen günahlar işlemiş. Ama iman üzeri ölmüş. Kafir olarak ölmemiş. Bu da cennete gidecek. Evet. Ebu Zer Hazretleri bunu üç defa sorar. Ya Resulallah zina etse de hırsız yapsa da mı? Peygamberimiz yine evet. Ebu Zer Hazretleri bir kez daha sorar. Peygamber Aleyhisselam yine evet diye cevap verir. Hatta Peygamberimiz der ki ala rami enfi ebi zer. Yani Ebu Zerr'in istemese de Ebu Zer istemese de bunu kabul etmese de tabiri caizse çok zoruna da gitse yine de bu böyle olacak demek istiyor ki Peygamberimiz aleyhissellem büyük günah işlemek insanı dinden çıkarmaz. Günahkar eder, kirlendirir. Nasıl ki sizin elinizdeki bir elmas herhangi bir lağım çukuruna düşse veya siyah bir mürekkeple mürekkep boyalansa veya kömürlerin arasında günlerce kalsa bu kirlenir, bu kokar, bu siyah görünür ama elmaslığı yok olmaz. Demek ki elmas kendisi kömüre dönmedikçe ona biz, el, biz elmas demek zorundayız. Kirlenmekle hatta lağım çukuruna düşmekle elmaslıktan çıkmaz ve ona kömür denilmez. Demek ki bir müminin kalbinde iman olduğu halde bazı lağım çukurlarına düşebilir. Bazı siyah renklere bürünebilir. Bazı büyük günahlar işleyebilir. Ama o kalp, o elmas olan kalp asla kömüre dönmez ve asla o mümin kafir olmaz. Bununla ilgili bir delil daha söyleyelim. O da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanından günümüze. Peygamberimiz ve sahabeler dahil bütün ümmeti Muhammed iyi Müslüman olarak ölenlerin cenaze namazlarını kılmışlar, kefenlemişler, onları yıkamışlar, cenaze namazlarını kılmışlar ve onları Müslüman kabristanına defnetmişler ve geride kalan varislerine onların mallarını taksim etmişler Müslüman varislerine. Demek ki ümmeti Muhammed'in Peygamberimizden bugüne kadar büyük günah işlemiş olsa herhangi bir mümin kafir olarak ölmediği biliniyorsa, yani iman esaslarından birini inkar ettiği ve Müslüman alimler tarafından bu kafir olduğu denildiği bilinmiyorsa, öyle insanlar mümin kabul edilmiş, büyük günah işlese bile. Ve kabri, Müslüman kabristana defnedilmiş ve geriye kalanlara da Müslüman olarak malları taksim edilmiştir. Yoksa Müslüman olmayan bir insanın zaten cenaze namazı kılınmaz, Müslüman kabristana defnedilmez ve onun malları kafir olduğu için Müslüman varislerine kalmazdı. İşte bütün bu özellikler gösteriyor ki büyük günah işlemek bir insanı kafir yapmaz. Tabi bunu anlatınca bazıları şöyle bir itirazda bulunuyorlar. Efendim siz büyük günah işlemeye çok şey bakmıyor musunuz yani çirkin bakmıyor musunuz? Haşa ve kella. Bir insanın büyük günah işlemesinden rahatsız olmak o insanı o büyük günahtan kurtarmak için kalben, vicdanen, dil ile, hal ile çabalamak, ağlamak, sızlamak her Müslümanın görevi. Konu bu değil. Konu büyük günah işlemesine rağmen o adamın kafir olup olmadığıdır. Demek ki yaralanmış bir insan ölmedikçe nasıl biz o insana cenaze demiyorsak, büyük günah işleyen bir insan, Kalbinden imanı atmadıkça, Allah'ı veya diğer iman esaslarını inkar etmedikçe asla kafir değildir, asla ölü ve cenaze değildir. O mümindir ve müslümdür. Allah cümlemizi büyük günahlardan korusun ve imanımızı kemale erdirsin inşallah.